Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda DryTech tarafından ücretsiz olarak sağlanan Smart Monitor yazılımının yüklenmesini inceleyeceğiz. Smart Monitor yazılımı Windows sistemleri üzerinde çalışan bir yazılım. Windows XP ve Server 2003'te sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Uzun vade ve sürekli çalışacak olan sistemlerin Windows Server ailesinden Server 2003 gibi bir sistem üzerine yüklenmesini kesinlikle tavsiye ederiz. Smart Monitor yazılımı kurulacağı sistemde herhangi bir şekilde ISS veyahut Light HTTP gibi farklı bir web sunucusunun olmaması gerekiyor. Eğer var ise Apache ile beraber çalışabilmesi için gerekli olan page'lerin kesinlikle yüklenmiş olması gerekiyor. Smart Monitor programını www.drytech.com adresinden edinebilirsiniz. drytech.com adresinde support download kısmından sağ tarafta bulunan Utility sekmesinin altında ilgili linki tıklayarak edinebilirsiniz. Aynı zamanda özellikle UTM cihazlarıyla beraber CD'nin içerisine de gelmekte. Fakat en güncel versiyonu bulabileceğiniz yer yine DryTech'in uluslararası sitesi. Tabi biz dosyayı daha önceden indirmiştik. Sistemimizde yapılması gereken bazı ayarlar var. Özellikle bu bir sniffing programı olduğu için Windows Firewall kesinlikle iptal edilmeli ve kimlik doğrulama kaldırılmalı. Kapalı durumda gelişmişten tekrar kapatarak. Smart Monitor yüklenecek makine donanımlarınızın üzerindeki monitör portuna Ethernet yoluyla bağlanmış olmalı. Smart Monitor 3 temel programdan oluşmakta. Birincisi Smart Monitor'un kendisi, ikincisi WinCAP programı Capture için, üçüncüsü ise Apache ve temelde PHP dilini kullanmakta. Bunların yüklenirken dikkat edilmesi gerekiyor ve sırayla, Smart Monitor'un size söylediği sırayla yüklenmesi gerekiyor. En çok karşılaştığımız sorunlardan birisi Smart Monitor programı yüklenirken bu bileşenlerin sırayla yüklenmemesi. Klasörü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Buradan sonra Smart Monitor'un size kurulumlar için gönderdiği linkleri sırasıyla takip etmeniz gerekiyor. Üç temel bileşenden ilk yüklenmesi gereken sistem Apache. Eğer bir FQDN adınız varsa kullanabilirsiniz. Eğer bir FQDN adınız yok ise çok da önemli değil. İkinci bileşenimiz WinCAP programı. Makinenizde herhangi bir şekilde bir WinCAP programının yüklü olmaması lazım ve Smart Monitor'u kullandığınız sürece, Smart Monitor'un kendisi tarafından bir upgrade sunulmadığı sürece de WinCAP programının belirtilen versiyonunu kullanıyor olmanız lazım. Evet, şu an makinamıza Smart Monitor programımız kurulmuş durumda. Makinamızın IP'si 192.168.0.14 ve network'ümüzdeki herhangi bir başka sistem üzerinden çok rahat bir şekilde ulaşılabilir. Yasal uyarıyı confirm diyerek onaylamamız gerekmekte. Smart Monitor kısa bir süre içerisinde router'ınızı dedek edip daha sonra size kullanıcı adı ve şifresi soracaktır. Bu dedection için bir defaya mahsus olan bir sistem. Kullanıcı adı ve şifresi default olarak admin ve admin şeklinde.
Smart monitör ilk açıldığında arayüzü İngilizce de olsa Türkçe desteği bulunmakta. Sistem, setting kısmından genel ayarlarını yapabilirsiniz ve hangi Ethernet adaptörünüzden bu işlemi gerçekleştirdiğini seçebilirsiniz. Çünkü bazen birden fazla Ethernet adaptörü kullanılıyor. Fakat bu Ethernet adaptörlerinden hangisinin olduğu seçilmediği için cihaz data almıyor şeklinde sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Kullanıcı adı ve şifremizi ve dilimizi değiştirmek için admin kullanıcısının olduğu kısma giriyoruz. Kullanıcı şifremizi değiştiriyoruz. Bir mail adresi giriyoruz. Tabi burada girdiğimiz mail adresleri şifremizi unuttuğumuz zaman ya, gerekli olacak. Fakat cihazın bir SMTP sunucuya register edilmiş olması gerekiyor. Mail adresi olarak teknik.simet.com.tr adresini veriyorum. Ve dil olarak Türkçe'yi seçip Smart Monitor'un bu versiyonunda sayfa kısmından kodlama bölümünün Türkçe Windows'a getirilmesi gerekiyor. Şu an Smart Monitör'ümüz çalışmaya başladı ve ilk datalarını capture etmeye başlamış durumda. Network'ünüzde yapılan birçok işlemin kaydını tutmaya başlamış durumda.